Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Aykut Küçük, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane Ford Cargo 2520 dedelerin dedesi aracımızla birlikte arkadaşlar yine dünyanın en zorlu yollarından bir tanesine gideceğiz. İnce, virajlı, çukurlu, bilmem neli her türlü yol burada var arkadaşlar. Aracın etrafından şöyle size kısa bir tur attırayım. Yani görüntüsü ve mazisi çok derin bir araç. Gerçekten Cargo 2520 10 numara bir araç. Şöyle bir videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve istemiş olduğunuz araçları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Attığınız tüm yorumları okuyorum, kalp bırakıyorum zaten. Haydi bismillah diyelim. Ölüm yollarına doğru çıkalım abi. Saragaz'ın nazı Ford'un aragazı demişler. Bu arabayla bol bol aragaz vereceğiz. Baksanıza şu yollara. Abi Allah. Altı vuruyor, yapacak bir şey yok. Abi az bekle orada. Altı vuruyor, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oy 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 oy. İçteki sallanmaya baksanıza Allah aşkına, beşik gibi. Böbrek taşı düşürmeye birebir bir araç arkadaşlar. Oha! Buradan geçirebilir miyiz bu arabayı sizce? İnşallah geçer. Bir saniye. Haydi bismillah. Aha. 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 Tamam. Biraz basmak zorundaydım arkadaşlar orada. Orada yoksa her türlü kalırdı bu araba. İnceden bir gaza dokunmak zorundaydım. Yok, şimdi tırmanışa geçeceğiz birazdan. Ortalık daha da karışacak. Arkadan çift şerit geliyorlar. Manyaklar. Arkadaşlar ama bu yollarda 30 ton taşımak da araba yiğidin harcı değil, şimdiden söyleyeyim ben yani. İleride bir rampalar çıkacağız, akıllara zarar. Onlardan bir tanesi hatta şu anda bu rampa. Yani sürekli tırmandığımız bir yoldayız şu an. Yaklaşık 30 ton yükümüz var. Ama ben dedim yani. Ben dedim zorlanacak diye. Baksanıza lastik boşa dönüyor. Diferansiyelim kilitli bu arada, ona rağmen böyle mevzu. Yani diferansiyel kilitli olmasına rağmen bu kadar boşa sarar mı bir araba? Baksanıza rampaya. Burayı tekte çıkamayacak büyük ihtimal. Ulan tekte çıkarsa var ya. Debriyaj tokatlıyorum bak şu an. Debriyaj tokatladıkça hareketleniyor arkadaşlar. Tamam, tamam. Dede Ford kalır mı bu yerde ya? Dede Ford kalır mı bir yerde? Yeni arabalara var ya taş çıkartır taş arkadaşlar. Harbi diyorum bak. Yeni arabaları getirmese ya buradan çıkamaz. Ne varsa eskilerde var, bu dedelerde var ne varsa. Ford candır ya. Arkada çıkamadılar bak, gördünüz mü? En altta. Geminin yan tarafına bak, çıkamadılar abi. Çıkamadılar. Bizim dede Ford'da tek attığımız rampalara adamlar çıkamadı. Kornam da çok güzel ha. Yavaş yavaş yavaş. Çıkarken çıktık da inerken nasıl ineriz bilmiyorum artık. Yavaş. Yavaş dayı yavaş. Çekil oradan, çekil oradan. Oradan çekil, yemin ediyorum seni de alır giderim buradan okyanusun derin sularına. Arkadaşlar sanki böyle 5 dorse içeriklerini ve ölüm yolu içeriklerini Türkiye yollarından daha çok seviyormuşsunuz gibi hissediyorum. Doğru mu hissediyorum sizce? Yani ekstrem olsun, çoklu dorse olsun, ekstrem bir durum olsun. Hani Türkiye yollarında makas atmaktansa mesela bu tarz içerikler daha çok hoşunuza gidiyor gibi öngörüyorum. Yorumlarda belirtirseniz de mutlu olurum. Yani işte abi ben Türkiye yollarını daha çok izliyorum veya ölüm yollarını daha çok izliyorum diye yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Çünkü sizin sevdiğiniz içerikleri çekmeye çalışıyorum. Sizleri seviyorum, yorumlarınızı okuyorum. Ne istiyorsanız ona yönelik videolar çekmeye çalışıyorum. Bizim gideceğimiz yere daha ne kadar var ya. Baksanıza dön dön bitmedi valla. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş, fren 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 tutmuyor. Fren tutmuyor arkadaşlar, görüyorsunuz mu arka lastiği? La yavaş, la yavaş. Heh, heh. Memur bey burada beni mi sollayacaksın Allah rızası için? Ne yapıyorsun sen ya? Hay Allah'ım ya Rabbim, bu yolda beni sollayacak. Saragaz'ın nazı, Ford'un aragazı. Ver aragazını, keyfine bak. Oha oğlum, suyun içine gireceğiz lan aşağıda. Aşağıda suyun içine gireceğiz abi. Islık kornayı da bir anda çalınca ürkütüyor ha. Lan kimseyi atmadan ve düşmeden gittiğimiz nadir yollardan bir tanesi olabilir. Oha baksanıza suya daldık abi. Yuh yuh. Şuraya biraz basmam lazım arkadaşlar, yoksa kalacağız burada biz. Hayır hayır bak, kıyıdan git, elimizi kara bulama bizim. Buraya kadar kimseyi atmadan geldim. Bu saatten sonra da atmak istemiyorum lütfen. Memur bey beni sıkıştırmaya yönelik hareketler yapıyor. Korna nasıl arkadaşlar? İyi değil mi? Fik fik korna. Allah. Biz buna fik korna diyoruz Facebook yayınlarımızda. Yılların ıslık kornası oldu fik korna. Geldik arkadaşlar, geldik. Hiç merak etmeyin. En sonunda geldik. Sezonun son karpuzlarını taşıdık. 30 ton. Bu Ford güzeldi ama, değil mi? Ford'u seveceğinizi düşünüyorum abi. Efsane tatlı bir araba, güzel bir araba. Arkadaşlar biz de şuraya bir yere indireceğiz. Şu arabaların arasına yanaşmaya çalışacağım oraya. Bir dakika. Bir dakika lan. Biz de yükü buraya bir yere indireceğiz ama tam olarak neresi bilmiyorum. Şöyle arabaların arasına yanaşalım biz de. Oraya sığar mı benim kamyon? Sığar da sen sığdıramazsın dediğinizi duyar gibiyim şu an. Abi ne oluyor? Ne demek sığmaz? He, ne demek sığmaz? Evet arkadaşlar, aracımız dans etmeye devam ediyor. Size şöyle bir hoşça kal kornası çalıyor ve beğeni istiyor, haberiniz olsun. Size zahmet, bu video hoşunuza gittiyse çıkmadan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarda arabayı beğendiyseniz, daha çok hangi arabalar görmek istiyorsanız lütfen belirtin. Elimde bir sürü araba var. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.